Elazığ Belediyesi'nin Nisan ayı toplantıları 3. birleşimi yapıldı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ Belediyesi'nin bütçesini açıkladı. Elazığ Belediye Meclisi Nisan ayı oturumları 3. birleşimle devam etti. Meclis Başkanlığı'nın Aydın Kara'nın yaptığı oturumların 3. birleşiminde yapılan yoklamanın ardından encümenlikten istifa edenlerin yerine yeni encümenler belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçimin ardından encümenlikten istifa eden Sami Güzel ve Habib Yalçın'ın yerine AK Parti meclis üyeleri Gülersem Çopur ve Erkan Akpınar encümenliğe seçildi. Evet arkadaşlarımıza hayırlı olsun diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hayırlı kararlar almasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyoruz. Daha sonra 1 Ocak ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki belediye çalışmalarını içeren faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Belediyenin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Şerifoğulları Elazığ Belediyesi'nin borcunu açıkladı. Biz hem yeraltı otoparkı hem de üstüne meydan, aynı zamanda sadece üstüne meydan yapmayla ilgili iki projemizi de tamamladık. Sadece zamanını bekliyoruz. İfade ettiğiniz gibi daha 24 ay buradayız. Siz 24 ay diyorsunuz, ben 25 yıl diyorum. Allah'ın izniyle 25 yıl bu memlekete sizlerle birlikte hizmet edeceğim. Şehrimize değer katacak her projeyi hayata geçireceğim. Bu konuda da iddialıyız. Büyük projelerle uğraşıyoruz, büyük işlerle uğraşıyoruz. Kaldırım belediyeciliği yapmıyoruz. Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz her proje de beğeni kazanıyor, takdir topluyor. Bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 31-12-2021 tarihi itibariyle toplam borcu 428 milyon 579 bin TL'dir. Toplam 916 milyon TL olarak hedeflediğimiz 2021 mali yılı gelir bütçemiz 819 milyon 217 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece bütçemizi %89,43 oranında gerçekleştirmiş olduk. Toplam 1 milyar 34 milyon 250 bin TL olan 2021 mali yılı gider tahmini bütçemiz ise 820 milyon 437 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Gider bütçemizin gerçekleşme oranı ise %79,33 olmuştur. Saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarımız, malumunuz bizler yıl içerisinde ek bütçe yaptık. Ek bütçe yapınca gerçekleşme oranı gelirde %90, giderde %80 oranında kaldı. Ama ek bütçe yapmasaydık, ek bütçeyi de malumunuz zorunlu olarak yaptık. Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için yaptık. Eğer ek bütçeyi yapmasaydık gelirde %118, giderde %112 gerçekleşme oranıyla Elazığ Belediyesi'nin belki tarihinde en başarılı gelir tablosunu sizlerle gerçekleştirmenin gururunu hep birlikte yaşayacaktık. Ama bugünkü ek bütçeyle birlikte gerçekleşme oranları da makul seviyededir. Ciddi manada da bizleri mutlu eden, memnun eden orandadır. Şerifoğulları Elazığ'da altyapı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlanacağını söyledi. En çok üzerinde durduğumuz ana başlığımız olan altyapı yenileme projemize ilişkin çalışmalarımızı kısa süre içerisinde başlatacağız. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği projenin müşavirlik ihaleleri yapılarak onaylandı. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. Yapım ihalesi hazırlıkları tamamlandı. EKAP'tan ihale tarihi alınması bekleniyor. Bugün de meclise gelmeden önce İlbank Genel Müdür Yardımcımız Selahattin Bey ile görüştüm. 1-2 güne kadar da EKAP'tan ihale tarihi alınacak. Öte yandan Şahin Şerifoğulları Harput Koruma İmar Planı onaylandığının müjdesini verdi. Meclis Başkan hatırlattı. Harput'la alakalı bir müjde de vereyim. Harput'umuzun koruma amaçlı imar planı 30 Mart günü Diyarbakır'daki kuruldan onaylandı, imzalandı, bakanlığa gönderildi. İnşallah askı süreci başlayacak. Bir ayda askı sürecinden sonra nasip olursa Harput'un artık imar planıyla alakalı bir sorunu kalmayacak ve bizler hızlı bir şekilde artık parselasyon, şuylandırma işlemlerini bitirip Harput'a yapacağımız yatırımları da hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye inşallah vesile olacak bu Harput koruma amaçlı imar planı. Bunu da şehrimize müjde olarak verelim.
Toplantının bir sonraki gündemini ise Şubat ayında mecliste kabul edilen ve askı sürecini tamamlayan Elazığ Belediyesi imar planına yapılan itirazlar görüşüldü. Komisyonda AK Parti olarak 10 metrenin 5 metre düşürülmesine kararımızı almıştık. Talep ve itirazların görüşülüp oylanmasının ardından Başkan Şerifoğulları, imar planında emeği geçenlere teşekkür ederek şehrin menfaatleri gözetilerek imar planının hazırlandığını belirtti. Evet, öncelikle imar komisyonunda görev alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni bir imarın yapıldığı süreçler hep sancılı olmuştur, hep kavgalı olmuştur. Ama bu süreç Allah'a çok şükür çok uyumlu bir şekilde yürütüldü, sıkıntısız bir şekilde yürütüldü ve kamuoyunda dedikodulara, şaibelere yer açmadan süreç yürütüldü. Ben bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Nisan ayı toplantıları gerçekleştirilen 3. oturumdan sona erdi.